Silikon Vadisi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben sunucunuz Dinçer Karaca. Yine yanımda Arda Meriç'le beraber sizler için test merkezinde yepyeni bir ürünümüz var. Samsung'un Galaxy A serisi, 2017 serisi. Evet. Yanımızda ki bu elimdeki modelin aslında 3 farklı versiyonu var. A3, A5 ve A7. Bugünkü, bu abisi. Bu abi. En abi. Büyük abiden başladık. A7. Niye A7? 5.7 inç olduğu için. 5.7 inç. A5 ile tamamen özellikleri aynı. Evet. Onu bir açıklayalım. A3 biraz farklı. Daha farklı özelliklerde. HD ekran ve hızlı şarj özelliği eksik kamerada farklılıklar var. Ama A5 ile A7 tamamen aynı özelliklerde. Tamamen kullanıcının inisiyatifine kalmış alırken. İnç, boyut inç farkı var. Bu 5.7 inç model 32 GB dahili hafızalı, 3 GB RAM'li, tek sim ve çift sim olarak satışa çıktı. Tek simler operatör aracılığıyla alınabilecek. Çift simlerde ilk defa uygulamayla Samsung Shop'lardan alınabilecek. Çift sim çünkü çok soruluyordu ve paralel ithalatlarda vardı genelde ve tüketiciler aslında paralel ithalat ürünü almak istemese bile çift sim onda olduğu için onu alıyordu. Samsung bu seride bunu çözmüş. Diyor ki tek sim almak istiyorsan operatörden kontratlı olarak alabilirsin. Çünkü operatörler bir türlü çift sime kendilerini alıştıramadılar. Sevemediler bir türlü. O yüzden çift simli satmak istemiyorlar. Hatta eğer bir cihaz çift simliyse de Türkiye'de anlaşma yaptıysa tek simli olarak geliyordu. bu General Mobile'da da böyle aynı şekilde. O da tek simler, operatörde çift simler bayilerde satılıyor. Samsung bu işi çözmüş bu modelde ki bu model çok güzel. Şimdi evet. Seninle de inceledik ürünü. Oldukça bir kere şık. Tasarımı kibar, çok şık. Ekran kası oranı iyi. Aynen öyle. Oldukça büyük bir ekranı su var. Geçirmez. Su geçen. IP68. Zaten IP68 beni bitirdi. Çünkü ben orta segmentte IP68'i görmedim. Evet. IP68 özellikle hani iPhone'larda bile IP67 kullanıldığını düşünecek olursak IP68 sadece S7 gibi premium modellerde vardı. Zaten bu şuna cihaz, gerçekten premium model diyebiliriz yani. Özellikle bu rengi. iPhone 7 ile yan yana koyduğun zaman neredeyse aynı. Neredeyse aynı. Ve şıklıkta da hani tartışılır o mu şık bu mu şık. Çünkü bak dikkat edersen hoparlörü de yanlara yan tarafa koymuş. Yani masaya veya işte bizim bulunduğumuz gibi bir ortama koyduğun zaman sesi duymama ihtimali yok. Çünkü artık yanda. Bu bayağı önemliydi. Onun dışında A5 ve A7'de kullanılan kamera çok dikkat evet. çekiyor. Ön arka 16 megapiksel. Yani hani olmuş. Arkalarda 16 megapiksel alışkınız da önde 16 megapiksel. Ve ikisi de f2.9 oranına sahip. Ön yani arka. Çok iyi ya. Yani gerçekten çok iyi. Gerçekten iyi çekim yapabiliyor. İçerideki özellikleri yeni arayüzü var. Cihaz. Şunu söyleyeyim, Note 7'de gördüğünüz evet. arayüzü görüp göremediğiniz daha sonra arayüzü Galaxy A serisinde bizim görüp anlattığımız. Evet, aynen öyle. Gerçekten A serisinde görebiliyorsunuz. Gerçekten güzel yapmıştı orada. Bunu da aynı arayüzü koymuşlar. Hı-hı. Hatta bu cihazlar Nougat'ta gelmiyor. Ama Mart veya Nisan ayında Nougat güncellemesini alacak. Marshmallow'da geliyor ama hı-hı. kullanırken şu anda SDH'lere geldi. Nougat güncellemesi. Aşağı yukarı aynı. Aşağı. Aynı. Aynı. Bölüm, aynı şey. Çünkü yeni arayüz yeni olduğu arayüz. İçin neredeyse Nougat özelliğini tamamlıyor. Ve yeni arayüz çok akıcı. Içer. Evet. Yani TouchWiz ismini kullanmıyorlar artık zaten. O bitti. Yani o ağırlık, hantallıktan kurtulmuş. Akıcı, hı-hı. sade ve güzel bir arayüze sahip. Android gibi de değil. Hı-hı. Yani Android'in biliyorsun saf bir arayüzü var. Hı-hı. O arayüzü de değil ama baktığın zaman dizayn hoş. Özellikler güzel. Yine hı-hı. Samsung'un kendi işlemcisini kullanıyor. Hı-hı. Kendi işlemcisi de bildiğin gibi aslında birçok testte Qualcomm'un denk işlemcilerinden biraz daha iyi performans sergiliyor. Zaten 10 nanometreyi de çıkaran Samsung olduğu için büyük bir yatırımla Snapdragon 835'te de bir anlaşmayla birlikte hareket ediyorlar. Ürün gerçekten yok güzel. Ben arayüzü çok hoşuma gitti ya. Arayüzü hoş, çok güzel hoş. Yani. Parmak izi sensörü yine var. A5'te evet. de A3'te de ya A7'de de. Bir de ekran oranı çok büyük. Bir de galiba Full HD bir ekran değil full mi? Full HD. Hı-hı. Full HD ekran olduğu için pil tüketimi de az. Gerçekten dizayn hoş. İncelik güzel. Şunu söyleyeyim. Su geçirmezlik özelliği önemli. Hı-hı. Çünkü artık sadece üst segmentte kullanılıyordu bu. Su geçirmezlik özelliği genelde. Hı-hı. Ama bu orta üst segmente de gelmiş oldu. Orta üst diyoruz çünkü orta segment diye geçiyor yok, ama. Yok bunu ben orta segment demem. Çok açık ve net.
Bayağı bildiğin üst segment bir telefon. Segment bir telefon. Masaya koyduğunda bir cihaz kendi kaliteli gösteriyor. Aynen öyle. O cihaz. Bu telefonla ilgili senin söyleyeceğin bir şey var mı? Ben bir şey ekleyeceğim çünkü. Ekleyebilirim. Çünkü teknik özelliğiyle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Kampanya ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Samsung bu telefonda özel bir kampanya yapmış. O kampanyayı zaten söyleyince. Çünkü koşa koşa almayı aynen 1699'lardan pardon 1699 TL'den başlayan fiyatları var. Zaten kaçar. Hakikaten kaçar. TL'den başlayan fiyatları var bunların. İşte A3'ten başlıyor. A3, A5, A7. Ve A serisinden herhangi bir telefon aldığında iki kişilik, yani çift kişilik gidiş dönüş Avrupa bileti veriyor Samsung. Çok güzel. Yani aşağı yukarı zaten neredeyse bilet fiyatında telefon yani alıyorsun, telefon odasına yanına kalıyor. Muhtemelen yarısından fazlasını çıkarmış oluyorsun telefonun fiyatını. Tabii canım, yani Avrupa'nın birçok yerine bile bu arada gidebiliyorsun. Dolayısıyla gayet da güzel. Gayet güzel bir kampanya yapmış. Bence güzel bir telefon ve çok şık bir hediyeyle çıkıyor. Çok güzel yani. Hepsi ayrı güzel. A3 de çok güzel bu arada. Evet, A3 de çünkü daha şık. Evet. Daha böyle şık, eli oturuyor falan. Eli oturuyor yani. Hani 5.7 sevmeyenler, 4.7 variyeti. Şuna üzüldüm bunda. Çünkü A5, A7'nin özelliklerinden eksik biraz. Ne eksiği var? İşte hızlı şarj özelliği yok. Ön kamerası 16 değil. 8. Bir de içeride birkaç. Yani bunlar da olsaydı, yani A3'ü de bu segmentte tutsaydı. Yani A3 çok güzel. Ben 4.7'yi seviyorum zaten. Evet, çok. Hani o yani. 5S serileri vardır ya iPhone'da, hani evet, 4. Evet. Onlar bu da mesela el 5.7 ama 5.7 inç boyutunda değil. Evet. 5.5'den aynı şeydi çünkü ekran kas oranı çok iyi kullanmıştı. Aynen öyle. Güzel. Peki, verdiğim bilgiler için çok teşekkürler. Arkadaşlar sorularınız ve yorumlarınızı her zaman bu videonun altına zaten yazabildiğiniz gibi bize alttaki Twitter adreslerine ulaşabiliyorsunuz. Bizden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.